Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu benim artık normal bir repliğim. Yani buna alışın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler için ben Derya. Bugün sizlerle 2020'nin son alışverişini yapacağım. Büyük ihtimalle son büyük alışverişim bu olacak. 550 liralık bir alışveriş yaptım. Şu an 470 mi 450 liralık olan kısmı geldi. Ama ben dayanamadığım için şimdi açacağım. O geldiğinde de onu Instagram'dan büyük ihtimalle son bir alışverişim kalmıştı. Onu da o zaman gösteririm. Az önce de çok böyle üzücü bir olay yaşadım. Bir saniye göstereceğim. Çerçeveletmiştim en sevdiğim kitabın karakterlerinin fanartını ama koltuğu geri çekince yukarıdan neredeyse kafama doğru düştü. Allah korudu, yani bir şey olmadı. O yüzden biraz sakinliğimi koruyorum ama yine de senelerdir benimle olduğu için biraz üzüldüm. Evet, ilk alışverişimi göstereyim. Kitabı 365'ten aldım. Goodreads'e baktığımda seri olarak görseydim kesinlikle bu kitabı almazdım. Çünkü çok zaten pahalı. Ve serinin devamını beklemek için ne gereği var? 40 lira ya da 45 lira. 45 lira verdim galiba, vermeyeden almazdım. Ama baktığımda asla seri olarak gözükmüyor. Tek kitap olarak gözüküyordu. İnşallah beni hayal kırıklığına uğratıp seri olarak dönmez ve ben senelerce beklemek zorunda kalmam. Tuz ve Keder Evi'ni aldım. Açıyorum, inşallah temiz gelmiştir. Bu arada kitap 365'te şöyle bir şey var. Instagram'ımızı takip edenlere %7 indirim diyor. 45 liradan 43 lira gibi bir fiyata aldım. %7 tabii canım, 2 lira gibi bir şey fark etti. Ama yapmak isterseniz 2 lira 2 liradır. Açalım bakalım. Birazcık açmak için şöyle mi açayım? Görün sizde. Temiz gelmiş o. Güzel de paketlemişler. Beğendim. Evet. Güzel. Hiçbir yerinde bir şey yok. Şöyle göstereyim. Şöyle. Odaklayacak mı? Evet, odakladı. Kapağını açalım. Yeni bir kitap olduğu için ben de size göstermek için heyecanlıyım. Böyle. Çıkartayım onu. Böyle bir şey. İç kısımlarında da şurada şöyle bir şeyler var. Yani kitapta inşallah romantizm vardır. İnşallah biraz bana hitap ediyordur. Hatta belki bu akşam bu kitabı okuyabilebilirim yani. Puanı da Goodreads'te güzel, bakabilirsiniz. Hoşunuza gidebilir. Benim inşallah hoşuma gider. Yani sevmezsem biraz üzücü bir deneyim olacak. 50 lira verdim çünkü. Attım az önce. Non-professional. Hiç profesyonel de değil ama ne yapayım yani, yapamıyorum. İçimden atamıyorum. Ama makas almamız gerek bunun için. Bu kadar böyle büyük gözüküyor ama bu arada büyük paketleri sana bıraktım. Büyük gözüküyor ama içinde sadece bir tane kitap var. Açalım. Birazcık aşağı indireyim bunu ya. Çok az. Evet. Buradan hem açtığımı görürsünüz. Ben bu kısımları yine geçen yaptığım gibi hızlandırırım diyorum. Köpek avlaması. Benim bunu açmaya çalışmam. Aldığım kitabı da temizse çok güzel bir şekilde. Yani 9.90 yapıştırmasaydınız iyiydi. Sahip olduğum tek şey kitabı. Aşk kitabı arkadaşlar. Bu yazarın İki Yabancı Olmadan Önce diye bir kitabı var. Ben gerçekten okumaktan çok keyif almıştım. Seneler önce okudum galiba. Yazarın bir de bu kitabına şans vermek istedim. Ama önce tekrar onu re-read yapıp ardından bunu okuyacağım. Amazon'da da 9.90 gibi bir fiyatı vardı. Ben de aldım. Amazon Prime üye olduğum için kargo ödemiyorum. Yani sadece 9.90'a gelmiş oldu bana ve gece aldım. Ertesi gün sabah geldi. Amazon'un da bu özelliğini ciddi anlamda çok seviyorum. Prime üye olduğum için de çok kendimi şanslı hissediyorum. Bu arada kaldırayım artık buna. Çok mu kaldırdım? İyi. Bu ikinci kitabım da bu. Birer birer kitap açıyorum ama şimdi esas... Ne oluyor bugün ya? Bir şeyleri kırıyorum. Makas, Allah korusun. Köpeğim burada. Bu arada köpeğime merhaba deyin. Oğlum. Oğlum. Anneciğim, video çekiyorum. Birazdan, tamam mı? Hadi bakalım şuraya geç, video çekiyorum anne. Tamam. Devam edelim. Hazırsak. Pegasus. N11'in Pegasus'un kendi dükkanından aldım. Merak ettiğim 3 tane seti aldım. Güzel mi, değil mi? Yine böyle. Açmak için şöyle biraz geri kayalım. Hepsini neden aldığımı kitapları gösterince size söyleyeceğim. Nefret ediyorum koli açma.
Çok güzel paketlenmiş yani. Bu konuda mutluyum ama. Nereden açacağım bunu? Ha, burada. Pardon. Nereden açacağım? Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Birazcık spoiler olsun. Önceki açtım. Şöyle gösteriyorum. Belki görmüşsünüzdür bile. Şöyle ayraçlar çıktı. Teşekkür ederim. Asla kullanmayacağım. Post-it'lerimi kitapların arasına atıyorum ama hep ayraç saklamayı çok seviyorum. Bir sürü ayraç çıktı. Ve ardından aldığım ilk seriyi size göstereyim. Efsane ile başlıyor büyük ihtimalle. Efsane, Deha ve Şampiyon'u aldım. Zamanında Mary Lou'nun bu serisini okuyup sonunu hiç beğenmeyip söylemeyeceğim. Yani binlerce seçenek düşünün. Yani sonu sadece ölümle bitiyor gibi değil ki. Burada ölümle biten bir şey de yok. Sadece benim hoşuma gitmeyen bir sonla bittiği için elimden nasıl çıkardığımı bile bilmiyorum arkadaşlar. Hani spoiler diye korktuysanız az önce diye söylüyorum. Hiç hoşuma gitmemiş ve elimden çıkartmıştım. Bu yakınlarda o kitabı tekrar okuma isteğiyle de oldum. Alsam mı? Ya beğenmezsem, ya sıkılırsam, ya benim için artık çok çok geç gelirse. Ama Mary Lou'nun dili de güzel bu arada. Dedim ki Derya, çizgi romanları çıktı. Al hızlı bir şekilde okursun, hafızanı tazelersin. Eğer beğenirsen serisini de elinde bulundurursun diyerek bunları aldım. Çok güzel değiller mi? Ya inanamıyorum, bayıldım. İçlerini göstereyim size merak ederseniz diye. Şöyle bir geçiş yapsak. İçleri arkadaşlar şöyle. Siz de benimle birlikte okumuş gibi oldunuz. Hepsinin içini biraz göstereyim. Çok hızlı okunacak bir şeye benziyor gerçekten. İyi ki çizgi romanını almışım. Ardından bunu böyle tekrar bırakmam gerekiyor. Tabii ki alanımı çok güzel ayarlamadığım için. Keşke böyle bir masa falan alsam. Neyse, devam edelim. Bunu alarak hata mı yaptım bilmiyorum. Sihrin En Koyu Tonu ve yeni çıkan Gölgede Bir Buluşma. Doğru, Gölgede Bir Buluşma. Son kitabı çıkmadı. İnşallah çok kötü bir yerde bitmiyordur. Ya da ben okumak için biraz bekleteceğim bunu. Birkaç ay bekletirsem en azından çıkmasına bir tık daha yaklaşıyor olabilirim. Şimdi üçüncü kitabı ne zaman çıkacak? Pegasus ya 2-3 sene sonra çıkartırsa. Serileri yarım olarak hiç sevemiyorum. Ve bu durum beni inanılmaz üzüyor. Çıkartın, çıkartın. 2-3 ay sonra çıkartın. Tabii birazcık yakın, 2-3 ay olmasa da olur da. 6 ay aralıklarla çıkartın en azından. Yani ben Titan serisinin final kitabını 3 senedir bekliyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Bu bana devam görülür. Kabul edemiyorum yani. İkinci aldığım seri de bu. Ve üçüncü aldığım seriyi göstereceğim şimdi. Pegasus böyle bitti. Kitaplar bu arada temiz, sadece sıfırlananlar ve isyancılar serisi. Seneler önce ilk kitabını okudum. Şimdi ikinci kitabına daha şans vermek istiyorum. Ya inanılmaz derecede çok önceki okuduğum kitapları unutuyorum nasıl konular olduğunu. Bir de şöyle bir şey var yani. Acaba o dönem sevmedim ama şimdi daha farklı düşünüyorum. Mesela Kraliçe'yi okurken aşk üçgenine takılmadım çok fazla. Daha farklı hissediyorum. Acaba şimdi daha fazla sever miyim diye. Ki artık elimden seri çıkartmayacağım. Yani kesinlikle elimde bir kitabı satmayı bile düşünmüyorum. Eğer imkanım olduğu sürece sürekli size hediye etmek istiyorum. YouTube olsun, Instagram olsun. Ama genel olarak elimde tutacağım kitapları. Bu seri de onlardan biriydi. İlk kitabını çok sevdiğimi hatırlıyorum. İkinci kitabını da okumadım diye hatırlıyorum. Aldım. Uygunu aldım galiba. Yani ya 39 ya 40 lira gibi bir fiyata aldım ikisini. Bence uygundu. Size yakın zamanda yorumunu merak etmeyin ki yaparım. Pegasus N11 alışverişim de böyleydi. Sadece sıfırlananlarda şöyle. Şurada gözükecek mi? Odakla. Odaklamıyor. Evet, şurada odakladı. Bir problemi var. Keşke olmasaydı ama çok da büyük bir problem değil yani. Son olarak Kitap Yurdu alışverişim. Kitap Yurdu'na da şöyle bir şey yaptım. Kitaplar hemen elime ulaşsın diye AGT kargoyla kargo parası ödemem gerekmemesine rağmen kargo parası ödedim. Çünkü hemen bir sonraki gün elime ulaşsın ve ben videoyu çekebileyim istiyordum açıkçası. Heyecanlı mısınız? Bayağı hızlı açtım. Böyle biraz daha böyle bu konularda kendimi daha iyi ve daha atik hissetmeye başladım artık. Yine böyle aşağı alayım. Bir tık daha görün.
Kitap yurdundan uzun zamandır kitap almamıştım. İçinde sadece bu arada kitap da yok. Başka bir şey de aldım. İş için aldım. Ama çok tatlı ve şekerlerdi. Yani almadan olmazdı. Merak etmeyin, bu kısımlarını sizin için hızlandırırım. Açtım. Umarım tertemiz gelmiştir. Evet, yine sürprizli kısmımıza geliyoruz. Ben size bunları yavaş yavaş göstereceğim. Lütfen yani. Buradan da yine açmamız gerek. Jelatinlemişler. Önce iş yerim için aldığım şeyleri göstereyim. Çok güzel. Not defteri, Friends not defteri. Gerçek hayata hoş geldin, berbattır, bayılacaksın. Yani İngilizce olarak yazıyor ve yani benim Monica'nın Rachel'a söylediği bir söz, çok seviyorum. Şöyle bir açayım. İçi ben ya çizgili falan değil de normal boş olduğunu düşünüyorum ama emin değilim. Evet, ya şurasında şöyle bir şey var. Çok tatlı bir şey ama evet içi boş. 14 liraya ama indirimimle 13 lira gibi bir şeye aldım bunu. Bunu da 15 liraya aldım. Bu da böyle. Yine Friends izleyenler bayılacaktır buna. Bu da not defteri. Bu da içi yine tahminimce şeffaf. Evet. Ay, isimleri yazılmış. Harika değil mi? Bayıldım. Ya benden ötürü odaklamıyor galiba. Odakladı. Çok güzel. Friends yazıyor burasında da. İş yerimde kullanmak için, böyle notlarımı tutmak için bu ikisini aldım. Bayağı da sevdim yani. Tahminim gibi geldiler ve aşırı hoşuma gittiler. İkisi 26-27 lira gibi bir fiyata geldi bana. Yani benim için çok da şey değil. Acaba 30'a mı geldiler? Şimdi çok temin olamadım. Bakmam gerekiyor. Ardından şöyle bir seri aldım. Lucy Douglas diye bir yazar. Çok uygundu, 20 liraydı, o yüzden aldım bunu. Lucy Douglas'ın Hayatımın Aşkı ve Seni Özlüyorum kitabı. Aşk kitabı diye geçiyor arkadaşlar. Puanları da kötü değil. 3.90 işte 4000, 5000 ya da 7000 reytingli, 3.90 işte 4 gibi puanları var. Hiç beğenmezsem bile dedim ki yani 10 lira gibi bir fiyata geliyorlar. Alayım, şans vereyim. Beğenmezsem yine hediye ederim. Ya kardeşime hediye ederim, arkadaşıma, size fark etmez ama beğenirsem kitaplığımda zaten kalırlar diye düşündüm. Biri buydu ve son olarak sonuna da şunu bıraktım. Bu seriyi sevip sevmeyeceğimi hiç bilmiyorum. Bizim için çok büyük bir sürpriz olacak. Yeni Dünya serisi. Instagram'da Okuyan Nova, bu da bitti. Instagram'da Okuyan Nova sürekli bu seriyi övüyor. Bu serideki erkek karakteri çok övüyor. İsimleri Başkaldırı, Kumşehri, Yeni Dünya. Hangi sıralamada olduğunu bilmiyorum. Öğrenirim yani, ona göre okurum. Erkek karakteri çok çok beğeniyordu. Bana dedi ki sen şimdi okusan 3.5-4 verebilirsin. Hani öyle çok çok da beğenmezsin demişti. Ben de dedim ki yani zaten çok fazla çok çok sevdiğim seri okudum. Belki de bu seri beni şaşırtabilir ve fiyatı da 30 lira, alayım dedim. Neden olmasın dedim. Ve bunları da aldım. Hiçbir fikrim yok. Puanları çok çok iyi değil Goodreads'te. Ama ben dayanamadım bir şans vermek için uygun fiyata görünce. Ve fiyatları bir anda yükselebilir diye de dayanamadım, aldım açıkçası. 1, 2, kaç seri almışım onu merak ediyorum. 3, 4 ve 5 seri almışım arkadaşlar. Şöyle şunları almışım. Ve Tuz ve Keder Evini, bir de sahip olduğum tek şeyi almışım. Bu alışverişim bana toplamda 450 liralık bir, 450'ye yakın bir fiyat tuttu. Bir alışverişim daha vardı. Onu bekleyemedim. Kitapları hemen sizin için açmak istedim. Zaten bu Aralık ayının bu kadar büyük yaptığım son alışverişi olacak. Artık merak ettiklerimi tek tek parçalar halinde alacağım. Büyük ihtimalle yeni yılda, yeni yıldan sonra artık böyle büyük bir kargo açılışı gelir. Umarım merak ettikleriniz vardır içinden. Lütfen merak ettikleriniz varsa söyleyin bana. Ben hemen sizin için yorumlamaya çalışırım. Ama ilk yorumlamak istediklerimden biri bu seri. Ve bu akşam da büyük ihtimalle Tuz ve Keder Evini okuyacağım. Çünkü çok merak ediyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Okuma sürecime siz de şahit olabilirsiniz. Beni hayal kırıklığına mı uğratacak, uğratmayacak mı bilmiyorum. Kapağı da çok güzeldi. Artık gidiyorum. Sizi çok seviyorum.
Söylenecek başka bir şey var mı size söylemeyi unuttum? Çekilişe, yani çekiliş bile sayılmaz aslında. Size vereceğim hediyeye olan katılımlarınızdan ötürü çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar aldım. Bir hafta içerisinde de onu açıklayacağım. Unutmayın. Artık gidiyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.